Merhabalar. Odak Dergisi'nin sunduğu haftanın yorumunda bu hafta zamlar, artan vergiler, hayat pahalılığı, emekçilerin sırtına yükleniyor, mücadele olanakları da artıyor diyoruz. Millet İttifakı'nın hediye ettiği zaferle iktidar koltuğuna yeniden oturan AKP baskılarını artırma kararı almış görünüyor. Bunun en yakın örneği Merdan Yanardağ'ın tutuklanması olmuştu. Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz AKP yargısı tarafından reddedildi. Üstelik Televir aynı montaj video yüzünden yayın durdurma ve idari para cezaları da aldı. Cezalar kanalın yayın lisansını iptal edebilir. Yanardağ'ın tutukluluğuna itirazları yükselirken Yanardağ ise cezaevinden Televir'e destek çağrısı yapıyor ve direneceğini belirtiyor. 6 aylık enflasyon rakamları da açıklandı. Enak yıllık enflasyonu %108 ilk 6 aylık enflasyonu ise %50.53 olarak açıkladı. İktidarın TÜİK'i ise yıllık enflasyonu %38.21, 6 aylık enflasyonu %19.77 olarak açıkladı. Memur maaş zammında enflasyon farkı bilindiği üzere önemli yer tutuyor ve TÜİK verileri baz alınıyor. AKP'nin memur maaşlarına yaptığı seyyan enzam ile böylece verilen emekli verilen zammın emekli ikramiyesine ve kıdem tazminatına yansımasının da önü kesilmiş oldu. Emeklilere ise %25 zam yapıldı. Yapılan zam kök maaş baz alınarak yapılacağı için kök maaşı 7500 liranın altında olanlar bu zamdan büyük ölçüde yararlanamayacak. Ayrıca bu bundan 2023 Ocak ayında emekli olan EYT'liler de faydalanamayacak. Yani AKP 14 milyon emekliden 9 milyonuna zam yapmamış oldu. Kaşıkla verilenler kepçe ile geri alınmaya başlandı. Zamların artık takip edilmediği zamanlardayız. Markete, çarşıya, pazara çıkılamaz oldu. Derken akaryakıttan tekel ürünlerine, vergilerden harçlara, kısacası iğneden ipliğe her şey zam olup üzerimize yağdı. Erdoğan'ın kararnamesiyle %18'lik KDV oranları %20'ye çıkarıldı. %8'lik KDV oranları ise %10'a, şampuan, peçete, tuvalet kağıdı, deterjan gibi malzemelerdeki %8'lik KDV oranları da %20'ye yükseltildi. Noter, pasaport ve vize harçlarına %50, MTV'ye %100, yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına %30 zam yapıldı. Zamdan etkilenmek istemeyen yurttaşların marketlerde oluşturduğu kuyruk sosyal medyada gündem yaratıyor. Halk bir seferlik elde edeceği birkaç kuruş karın peşine düşmüş halde. Yaşam maliyetleri ateş bağısı. Hırsızlık, soygun ve talana yine devam tabii. Daha önce depremin sorumluların belirlenmesi hakkında önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bu hafta da Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla canlı yayında toplanan 75 milyar TL'nin ve toplanamayan 40 milyar TL'nin akıbetini sormak için verilen araştırma önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz bizlerin tepesinde boza pişirirken başkaları için fırsat anlamına geliyor. İngiliz gazetesi Telegraph Türkiye'nin ekonomik krizde olduğunu, TL'nin sterline karşı %70'e yakın değer kaybettiğini yazarak İngiliz tatilcileri Türkiye'yi tavsiye etti. Güzel yurdumuz yurttaşlarımıza sefalet alanı, turistlere ise ucuz cennet oldu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnas, iklim krizi nedeniyle 2023'ün şimdiye kadarki en sıcak yıl olacağını ve sıcaklığın 50 derecelere kadar yükselebileceğini belirtti. Yangınlar bu yılda kaderimiz olacak gibi. Bu haftadan başlayarak Ekim sonuna kadar orman alanlarına giriş İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Çanakkale ve Marmaris'te orman yangınları, Samsun ve Ordu'da su baskınları önemli çevre felaketleri arasındaydı. Çarşamba'da 25 yaşında bir kadın sele kapılarak yaşamını yitirdi. Haziran ayında 22 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 27 kadının ölümü ise şüpheli. Bu hafta İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar imzaya açılması amacıyla mecliste bir genel görüşme açılması talebi Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Öneri tahmin edileceği üzere Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Kapitalizmin talan politikalarına karşı çevre mücadeleleri de hız kesmeden devam ediyor. Sarıyer Usun, Uskunlu köy sakinleri Kilyos Sarıyer arasında yapılmak istenen tünel inşaatı için kurulmak istenen beton santraline karşı direnmeye devam ediyor. İzmir Seferihisar'da yapılmak istenen jeotermal enerji santrali projesine karşı açılan davanın duruşması da görüldü. Yurttaşlar mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor. İzmir Foça'da planlanan taş ocağı projesine karşı yapılan itirazlarda sonuç verdi ve proje iptal edildi. Bir de cephesine bakalım. Genel Sağlık İş Sendikası memur zammını protesto etmek için 7 Temmuz'da ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Disk genel iş ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığa son verilmesi, kadro ve ilave hakların verilmesi ve ücretlerdeki gelir vergisi kesintisinin düşürülmesi talebiyle 11 Temmuz'da örgütlü oldukları tüm işyerlerinde iş bırakacak. Van'da taksiciler yaşadıkları sıkıntılara karşı kontak kapatma eylemi yaptı. İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanları tiz sürecindeki taleplerinin bir an önce imza altına alınması için başlattıkları eylemi sürdürdü. Bursa'da Sabo Süspansiyon Sistemleri Fabrikası'nda 7 işçinin disk birleşik metal işte örgütlenmesi sonrasında işten kovulmasıyla gelişen direniş fabrika önünde devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sebze meyve toptancı halinde çalışan işçiler yevmiyelerin artırılması talebiyle de iş bıraktı. İzocam'ın Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında talepleri kabul edilme için, edilmediği için tiz anlaşması sağlanamamız sebebiyle işçiler 18 Temmuz'da greve çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi de dünyaya bakalım. Fransa'da yüzden fazla sendika, parti, örgüt ve kolektif ortak açıklama yayınlayarak halkı sistemsel ırkçılığa karşı sokağa ve ırkçılığın derinleştirdiği sosyal eşitsizliklere karşı mücadeleye çağırdı. Vilnius'ta 11 ve 12 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi Stoltenberg'in çağrısıyla Türkiye, Finlandiya ve İsveç temsilcileri Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında yapılan toplantının ardından Vilnius'taki NATO zirvesinde AKP'li Erdoğan ile İsveç Başbakanı'nın görüşeceğini bildirdi. Üçlü anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise müstakbel müttefik, müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamamaları gerekir dedi. İsveç'in NATO üyeliği sanıldığı kadar kısa zamanda onaylanmayacak gibi gözüküyor. Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesi de bu haftanın dikkat çeken konuları arasındaydı. Vahdettin kökünde bir araya gelen ikili görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada Zelenski'yi kıymetli dostu olarak gördüğünü belirtti ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade ederek Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor dedi. Ayrıca tahıl koridoru meselesine ilişkin çalışmalarında devam ettirileceğini bildirdi. Türkiye'nin Nazi yanlısı 5 Azov liderini Ukrayna'ya iade etmesi de Kremlin'in tepkisini yol açtı. Nazi e, sözcü Peskov iade edilen daha önce varılan iade ile daha önce varılan anlaşmaların ihlal edildiğini belirterek bu durumu ise Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla ilişkilendirdi. Haftanın yorumunun sonuna geliyoruz. Ülke yönetimindeki hukuksuzluk, toplumsal sefalet, dinci gerici eğitim politikaları, çevre katliamları ve niceleri katlanarak devam ediyor. Çoğu sağcı partilerden oluşan muhalefetin iktidardan neredeyse farkı yok. Dolayısıyla sorunlara gerçek bir çözüm gibi dertleri de yok. CHP'de değişim keşmekeşi devam ediyor. Sol politikaların alternatif oluşturacağı bir Türkiye'de Kılıçdaroğlu danışmanlarını sağcılardan seçmeye devam ediyor. Onlar kongre tartışması ve değişim kavgasına e, devam etsinler. Gelecek ve Saadet partileri mecliste ortak grup kurdular. Dünyadaki gidiş aslında lehimse gelişiyor diyebiliriz. Her yerde direniş, her yerde sorunlar var. Ancak sosyalistlerin etkin olmayışı Türkiye'nin sağ savruluşunu ve gericileşmesini gittikçe hızlandırıyor. Bir tek sokakta kırbaçlanma eksik kaldı. Toplumsal kurallar neredeyse şer'i hükümlerle belirlenir oldu. Artık sosyalistler dayanışma ve mücadele gerekliliğini daha güçlü dillendiriyorlar. Fakat bu yönde henüz somut adım atılmış değil. Burjuva partileri bile ortak gruplar kurabiliyorken Sosyalistlerin mücadele, örgütlenme ve güç birliği konularındaki pasiflikleri soru işareti yaratıyor. Zaman kaybetmeksizin bu adımların atılması ve güçlü muhalif sesin ortaya çıkması yarınından endişesi giderek artan geniş halk kesimlerinin kötü gidişe dur diyebilmesinin biricik yoludur. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.